Hello people, welcome to Norway, Fredrikstad bus trips. I Norge, velkommen til Fredrikstad i Østfold. Vi er i bussen fra Sarpsborg til Fredrikstad. Merhaba arkadaşlar, Norveç'e hoş geldiniz. Fredrikstad, Sarpsborg'dan Fredrikstad'a otobüsle bir gezinti. Tarlalara ekmeye başlamışlar. Gördüğünüz gibi tepeler hafif ormanlık ve üzerlerinde hep granit taşları. Burada toprak kazsanız fazla derin değil yani, yarım metre bir metre, ama yine de ekim alanlarını ellerinden gelince değerlendiriyorlar. Shopping center. Şu an Glomma nehrinin üzerinden geçeceğiz. Bu o köprü. Havalar güzel. Burası Fredrikstad'ın hemen giriş bölümü. Nehir aşağıda olduğu gibi hemen ileride de bizim marina var. Bunlar hep eski nehir boyu küçük köyler ve kereste fabrikaları, gemi tersaneleri vesaire, etraflarında oluşmuş küçük köyler. Görüyorsunuz. O en arkadaki de Sarpsborg. Bu nehir Sarpsborg'a ve buradan da denize bağlanıyor. Adalara gidiyor. Ve burası Fredrikstad şehri. Yaklaşık 50 bin civarındakilerle beraber 80-100 bini buluyor bütün. Karşıdaki hastane, büyük apartman olan. Kiliseyi görüyorsunuz zaten. Daha önce çekmiştim. Bu mahalle geto mahallesi. İşte bir bütün yabancılar genelde burada otururlar. Ucuz, uygun. Burası da tren istasyonuna gidiyor. Şöyle arkadan. Hemen şu küçük yolu gittiniz mi de köprü zaten tren istasyonu. Buradan da Oslo'ya gidiliyor. Oslo'ya bakıyoruz.
Burası da eski Saint-Croix okulu, Fransız zamanından. Ve şu an kültür, gençlik kültür merkezi. Hastane, kilise ve belediye binası hemen ileride orada. Kilisede, kilisenin önünde belediye binası. Çiçekler açmaya başladı gördüğünüz gibi. Artık bahar. This is spring time. Evet. Burası da şehir merkezi. Hemen o alışveriş caddesi oralar. Burası cami olarak kullanılıyor. Şu bina ve yabancıların kendi iş yerleri. Burası dediğim gibi geto olarak bu mahalle. Berber, market, küçük büfe, cami oradır. Fazla da bir şey yok zaten, fazla yer yok yani. Burası da Frixat'ın alışveriş merkezi ve iş kurumu, belediye binasının ek binası. AVM. Zaten buraları gezdirmiştim. McDonald's, alışveriş caddesi vesaire. Burası son durak. Son durak Karatopla. Hala. Burası AVM. Karşı taraf mahkeme, yan tarafı polis karakolu. Orası da AVM. Burası artık şehrin merkezi, Fredrikstad. Kızıl City. Scandic Oteli. Hava serin. Gördüğünüz gibi herkes ceketiyle vesaire. Yani Mayıs ayı olmasına rağmen Haziran da böyle. İnsanlar üşürler. O yüzden yani yaz gibi yaşamıyoruz. Her an insanlar üşür. Burada küçük figürler. Evet. Burası bizim Fredrikstad. Burası daha önce çekmiştim zaten. Hızlıca ne göstereyim. Burası belediyeye hemen 500 metre ilerisi belediye binası ve o büyük kilisenin olduğu yer. Buraya kadar böyle süren bir alışveriş caddesi. Fazla uzun değil. Saçmakın ki daha uzun bir caddesi var, alışveriş caddesi. Burası ara sokaklarıydı. Ondan sonra şuradan meydana göstereyim. Meydandan da köprünün üzerinden adaya ve stadı göstereceğim. Vaktimiz yeter herhalde. Yani it's very nice to be. Yukarıda İşçi Partisi'nin binası. Karşı tarafta bir sürü firmalar yer alıyor ve gazete. Buranın yerel gazetesi de orada. Güçlü bir gazete. Burada işçileri, kerestecileri temsilen bir emekçi figürü. Burası meydan. Bütün festivaller, yürüyüş günlerinde 17 Mayıs, 1 Mayıs falan hep burada, bu meydanda burada kurarlar. Buralarda da otururuz, izleriz. Bu da deminki nehrin devamı ve zaten burası artık deniz. Şu an
deniz, alttan deniz suyu akıyor. Üstü de tatlı su. Ve barlar caddesi, restoranlar caddesi de burası. Böyle uzun uzadıya. Zaten bizim marina da ileride, 1000 metre ileride sağda. Karşı tarafta Çiçek Adası, Korokoro ya da Karga Adası. İşte böyle barlar caddesi. Şu gemiyi zaten ben kiralamak istiyordum, sormuştum. Buralarda yürümüştük zaten, göstermiştim eski önceki videolarda. Burası artık deniz ve adalar. Görüyorsunuz ormanlar hep tepelerde. Her taraf orman. Okay people. Have a nice day. Bye bye arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben marinaya giderim. I am going to marina and take care of the boat. Hemen stadyumda, o binaların arkası stadyum. Yine yüksek okul orası. Mimarlar odası vesaire. Okay.